arkadaşlar. Açıklama yok. Dilim detaylı. Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar bekliyorduk. Ancak sanığın son savunma için süre istemiş olması sebebiyle duruşma gelecek Cuma'ya ertelenmiş. 15 Ocağı ertelenmiş durumdadır. Malum olduğu üzere bugünkü önemli gelişme Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dava açıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Kabul edilen bu iddianamede örgütlü bir yapı tarafından arama kurtarma aşamasında ihmal ve kasıtların olduğuna dair örgütlü bir yönlendirme ve delil karartma olduğuna dair bir iddianame hazırlandı biliyorsunuz. Bu iddianame bizim açımızdan yeterli değil. Çünkü biz örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu iddia ediyoruz. Başından beri bu iddiayı takip ediyoruz. Bu iddiayı da iğneyle kuyu kazarak 12 yıldır önemli ölçüde delillendirmiş durumdayız. Biz eylemin suikast olduğunu, bu suikasti örgütlü bir yapının askeri jetlerle oluşturduğu türbülansla enkaza helikopterin kabinine enjekte edilen karbon monoksitle eş zamanlı gerçekleştirdikleri inancındayız. Bunun da ana soruşturma dosyası kapsamında yeterli delil ve bulgusu mevcuttur. Ana soruşturma dosyası devam ediyor. Ancak arama kurtarma aşamasına ilişkin açılan yeni iddianamede örgütün varlığı kabul edilmiştir. Zira arama kurtarmada gerek GPS cihazlarının sökülmesi, gerekse kurtarıldı geliyor algısı oluşturularak, bilgi kirliliği yapılarak arama kurtarmanın akamete uğratılmasına sebebiyet verenler hakkında yapılan soruşturmalarda bunların tamamına yakınının örgütsel bağı tespit edilmiş durumdadır. FETÖ ile iltisaklı kişilerin sanıkların çoğunluğunu oluşturduğu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kabul edilen iddianame kapsamında mevcut durumdadır. Biz ana soruşturma dosyasında bir an önce karara bağlanarak eksik husustaki araştırmaların tamamlanarak onun da davasının açılmasını, örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen suikastin bütün delilleriyle, sorumlularıyla ortaya çıkartılmasını talep ediyoruz. Gecikmiş adalet, adalet değildir. 12 yılın dolmasına şurada 3 aydan daha az bir zaman kalmış durumdadır. Bir kısım suç isnatları yönünden 12 yıllık olağanüstü zaman aşımı vardır. Bugünkü yapılan yargılamada da 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı sanığın örgüt üyesi olmaktan hakkında dava açılmış olmasına rağmen görevi kötüye kullanma suçu yönünden 12 yıllık zaman aşımı dolacağından, dolduğu için de davanın düşeceğinden bu mahkemenin karar vermesini arzu ettik. Bu mahkemede karar vermek üzere hazırlandı. Sayın İddia Makamı mütalalarında görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarını tespit ettiğini bildirdi. Ancak henüz savunma hakkının kısıtlanmaması bakımından bir haftalık bir süre verildi. Birleştirme kararı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan iddianame ile bu davanın birleştirilmesi reddedildi. Malum olduğu üzere dün Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşma vardı. Orada 10 sanık yargılanmaktaydı. Onların dosyası Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile birleştirildi. Bir suç varsa bir yargılama olur arkadaşlar. Bir suçun olduğu sabit. Şu halde birden fazla yargılama, Yargıtay'da devam eden yüksek dereceli memurlar hariç, buradaki yargılamaların tek çatı dosyada birleştirilmesi gereği hukukun, ceza muhakemeler usulü kanununun emredici hükmüdür. Bu bakımdan biz farklı dosyalarda bu şekilde bütün camianın yorulmasını istemiyoruz. Biz tek suç varsa tek yargılama olur. Ceza usul kanunun açık hükmü karşısında bunun gerçekleştirilmesini adli mercilerden
12 yıldır talebe de geldik. Davaların devam ettiği son 4 yıllık süreçte de her celse bunları, bu taleplerimizi yeniliyoruz. Bu talebimizi bir kez de sizlerin huzurunda Yüce Türk Adaleti'nden bekliyor ve istiyoruz. Yani Anadolu'nun da bir an önce açılmasını, Anadolu ile birlikte Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Göksun zaten birleştirildi. Sivas'ta bir dosya var onun. Bütün bunların birleştirilmesini, birleştirilerek tek yargı içerisinde yürütülmesini, tek dosya içerisinde yürütülmesini ısrarla talep ediyoruz. Başka bir husus daha var değerli basın mensupları. Malum olduğu üzere şu an 12 yıllık zaman aşımıyla cedelleşen bir yargı düzeni var. Eğer suç vasıflandırması farklı olursa, yani bu eylemin bir cinayet olduğu, bu cinayeti işleyenlerin suçlarını gizlemek için ortadaki delilleri kararttıkları kabul edilirse, bu ana suçu işleyenlerin araç suçu işletmek için talimat verdiği kabul edilirse, onların da bu suikaste yardımcı oldukları ortaya çıkacaktır. Bize göre vaka budur ve bu çerçeve içerisinde zaman aşımı engelimiz de kalmayacaktır. Biz Yüce Türk Yargısı'ndan bunu bekliyoruz. Demokrasinin kılıcı gibi başımızda duran zaman aşımının bu şekilde ortadan kaldırılarak tüm sanıkların, tüm şüphelilerin, eylemi gerçekleştiren tüm faillerin Yüce Türk Adaleti'nin önünde hesap vereceği günleri bekliyoruz. Arkadaşlar, Samsun'dan geldi Selam Bey, Mekten Bey, Bursa'dan geldi, Arkel Bey, Bursa'dan geldi, Elazığ'dan, Bingöl'den, Türkiye'nin her yerinden